Mahir Coaching Akademi grubuna girmelerini. Çünkü gerçekten bana çok faydalı oldu. Sizden Allah razı olsun diyorum hocam. Ekibinizden de. İnşallah bunu dinleyenlere de feedback olur. Dinleyenler de inansınlar yani. Bak ben buradayım, canlı şahidiyim. Songül Hanım, sizinle bir video yapıyoruz beraber. Siz bizim programlarımıza katıldınız. Mentörlük programımıza katıldınız. Sizi bir tanıyalım. İsmim Songül, soy ismim Aktaş. Evliyim, 5 çocuk annesiyim. Ve siz şu anda Avusturya'dasınız. Biz de Evet. Duisburg'dayız. Ve şu anda ortada, yani internet üzerinde ne yapıyoruz? Görüşme yapıyoruz. Video çekiyoruz. Ve siz de bu videoyu izleyen insanları cesaretlendiriyorsunuz bu şekilde. Hayatınızda bizim programlarımıza katıldıktan sonra neler değişti? Önce ben şunu söyleyeyim hocam. Ben sizin programınıza Suferlik katıldım. Katıldım derken Facebook'ta sizi gördüm. Tevafuk oldu. Aynen, aslında YouTube'dan seyrediyordum ama sonra Facebook'ta da şey yapınca, görünce aynı şeyleri Evet. oradan açtım. Sonra linke tıkladım. Siz bazı sorular gönderdiniz. Onları doldurdum. Size geri gönderdim. Başvurduk. Tabii programlara katıldık. Önce 3 saatlik bir seans yaptık. Bu seansa katıldınız. Yani ilk birinci adım seanstı. Yani seans sizin içinizdeki cevheri bulduk. Biz testlerle analiz yaptık. Ondan sonra size sizi anlattık. Orada neyi fark ettiniz Songül Hanım? Daha doğrusu olması gerekenleri, yani olması gerekenleri buldunuz diyebiliriz. Evet. Yani Mesela. sizin potansiyellerinizi bulduk, değil mi? Aynen. Aynen hocam. Kullanmadınız ve yıllardan beri kullanmadığınız içinizdeki cevherler, içinizdeki potansiyeli ne yaptık? Birinci adımda bulduk. Aynen. Ve problemlerin özgüven eksikliği herkeste var. Korkular, kaygılar, tedirginliklerin asıl neyini bulduk? Sebeplerini. Sebebini buldunuz. Evet. Peki ondan sonra ne yaptık size? Bir reçete verdik, bir plan verdik, değil mi? Böyle böyle bunları yapmanız lazım. Uygulamam gerekenleri söylediniz bana. Ben de onları uygulayabildiğim kadarıyla uyguladım. Evet. Tabii işim gerekçesiyle böyle çok da şey yapamadım ama yapabildiğim kadar yaptım ve bunların faydalarını çok gördüm. Evet. Öncelikle kendime güvenim daha çok arttı. İşimde daha başarılıyım. İnsanlarla daha kolay iletişime girebiliyorum. Daha kolay anlayabiliyorum. Kendimi daha iyi anlatabiliyorum. Evet. Bilmiyorum. Önceye bakarak şimdi daha iyi hissediyorum kendimi. Ve ne kadar zaman içerisinde oldu bu? 3 aylık bir seminerle beraber, seans seminer 3 aylık zamanda. Yani mentorluk paketinin dahilinde üç Evet. adım sistemine göre değişiklik oldu. Yani ben kendim daha aslında daha çok hissediyorum. Bende çok değişiklik olduğunu ve ben çevremde çocuklarım bile mesela dün akşam daha çocuklarla bunu konuştuk. Siz görebiliyor musunuz? Bana soruyorlar ne değişti? Ben diyorum siz söyleyin bana bende ne değişti? Birinci başta çok sakin olduğumu söylüyorlar. Daha önceye bakarak çok çabuk sinirlenebildiğim için şimdi daha sakin bakıyorum. Daha relax alıyorum. Ondan sonra bunu aynı şekilde etrafımdaki çoğu insan söylüyor yani. Daha çok onda var. İşim de bereketlendi. İş yerimde insanlarla daha iyi iletişime girebildiğim için ne diyeyim size nasıl anlatayım? Müşterilerim de daha çok çoğaldı diyebilirim yani. Evet. Çünkü konuşma tarzı değişiyor. Ondan sonra sakinlik oluyor. Bir de bir şeye kızmıyorsun, anlatıcı, öğretici oluyorsun. Ne bileyim hep bunların hepsi yardımcı oluyor diye düşünüyorum. Müşteri sayısını da arttırdı bu program. Evet. Kazancınızı arttırdı. En önemlisi hayatınızdaki bereket arttı. Aynen. Çok doğru. Çünkü arada bir görüşüyorduk biz sizle. Evimde daha huzurluyum mesela. Çocuğumla, eşimle. Şu an biz bir oğlum ve eşim 3 kişiyiz evde. Evet. Daha huzurluyuz, daha mutluyuz, daha sessiziz, daha sakiniz. Birbirimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Daha çok her şeye anlayış gösterebiliyorum yani. O öyle hemen birdenbire şey yapmadan düşünerek hareket ediyorum. Çok güzel. Songül Hanım, siz programa katıldıktan sonra ne oldu dükkanda?
marketinizde? O iki hafta çok önemliydi hocam benim için. O iki hafta bayağı bir bereketliydi dükkanı. Bayağı bir hani olmadığı kadar bereketliydi. Şimdi yok mu? Şimdi de var tabii ki. Şimdi de bereketli. Dil kalıbınızı değiştirdiniz. Beyninizi değiştirdiniz. Hemen değişti. Bereket arttı. Kim programa katıldıysa hepsinde aynısı oluyor. Herkes de. Herkesin finansal olarak böyle bir özgürlüğe gidiyorlar. Bir bereketi artıyor. Bunu herkese söyleyebilirim yani. Burada açık ve net söylüyorum. Sadece sizde o değişiklik olmadı. Her katılanda oldu. Hocam normal eğitim alıyoruz yani. Psikolog eğitimi alıyoruz. Bu insanlar hasta olduğu için almaz ki bu eğitimi. Yani biz de bu eğitimi hasta olduğumuz için almıyoruz. Eğitim alıyoruz ki yani daha iyi yerlere varabilelim diye. Zaten bizim yanımıza hastalar gelmiyor. Kimler geliyor biliyor musunuz? Kendisini geliştirmek isteyenler. Yani hedefi olanlar. Şu anki durumu buradaysa bu durumdan yani şimdiki mevcut durumdan memnun olmayan, şuraya gitmek isteyenler yani hedefine gitmek isteyenler katılıyor bize. Siz de öyle. Hedefi olan insanlar. Hastalar gelmiyor zaten. Veya çevresindeki hasta insanları etkilediği insanlar geliyor. Yani diyor ki hocam benim komşum böyle, kaynanam böyle, eşim böyle. Bunların yüzünden ben bir çarkın içine girdim. Hedefim yok, hedefsiz kaldım. Kendimle ilgilenemiyorum, önümü göremiyorum. O insanlar geliyor bizim yanımıza. Anlatabiliyor muyum? Ama her şeyden önce kendisini düzelttiği zaman ne oluyor? Her taraf düzeliyor, herkes düzeliyor yani. Aynen. Sorun yine insanın kendisinde değil mi? Başkasını sorumlu tutamıyoruz. Yani insan kendini değiştirmeye başlayınca o etrafındaki ekşi suratlı olanlar, negatif insanlar hepsi çil yavrusu gibi dağılıyor, gidiyor. Hiç kimse kalmıyor. Negatif olanlar gidiyor zaten. Kimler geliyor? Mıknatıs gibi motivasyonlu olanlar, hedefi olanlar, enerji dolu olan insanları çekiyorsunuz. Nasıl parayı çekiyorsanız mıknatıs gibi bereket çekiyorsunuz ya, sağlıklı insanları çekiyorsunuz, sağlıklı düşünenleri çekiyorsunuz, aileniz değişiyor, mutlu oluyorsunuz, her şey değişiyor. Bununla beraber söyledikleriniz hemen hayatınıza da geçiyor, onu da fark ettiniz mi? Evet, dil kalıbı çok önemli. Ve yanımda mesela bazen müşteriler işte çocuklarıyla konuşurken, kendi kızım mesela çocuğuyla konuşurken hemen ona müdahale etmek zorunda hissediyorum kendimi. Neden? Çocuğa diyorum böyle deme. Çocuk diyorum onun zihnine speaker ne diyor diyorum. İşliyor onun zihnine. Ne dersen onun beynine işliyor çocuk diyorum. Hep onlara da şey yapıyorum. Hani böyle söylüyorum. Ama ben kendimi tutamayarak söylemek zorunda kalıyorum. Kendini düzeltince etrafındakiler de düzeliyor otomatikman. Evet. Bir şey söylemiştiniz siz. İsa Bey benim midemde kasılmalar oluyor demiştiniz. Evet hocam. Mideme kramp vuruyordu. Ama bu son zamanlarda çok sık olmaya başlamıştı. Aşağı yukarı bir senedir vardı. Evet. Ama son zamanlarda çok sık sık olmaya başlamıştı. Bir tane hap atıyordum, iyi geliyordu ama son 3 ayda o hapın etkisi de daha olmadı. Hani hapı attıktan sonra yine geliyordu. Yine vuruyordu mideme ama olduğum yerde duramıyordum böyle. Bu seminere katıldıktan sonra sizin seansınızı aldım. Seminere katıldıktan sonra daha bir sefer olmadı. Nedendir onu bilmiyorum ama gerçekten bilmiyorum nefes tekniği mi? Nefes tekniğini çok yapıyorum sık sık. Yani evet. O konuda çok yardımcı oldu bana. Yani bu mentorluk programı. Midemdeki kasılma geçti. Yani mentorluk programına bu 3 aylık programa katıldıktan sonra midedeki kasılma tamamen yok oldu. Tamamen yok oldu. İyi maşallah. Yani bu ilaç almanıza da gerek kalmıyor artık. Aynen hocam. Evet. Şimdi bunun nedeni şu olabilir. Çünkü bu program 5 sütuna hitap ediyor. Kişilik, karakter birincisi. Sonra aile, huzur, mutluluk. Meslek. Ondan sonra finansal durum, bereket. Sizde bunlarda hepsi değişti. Sonra 5.'si de sağlık. Yani bu programla sağlık. Sizde ne değişti örneğin? Kasılma, midedeki kasılma düzeldi. Sinir sistemlerim de düzeldi gerçekten. Eskisi gibi sinirlenmiyorum. Hani
Tam sinirleneceğim zaman kendimi şey yapıyorum hemen, toparlıyorum. Sağlığın içerisinde yani daha rahat şimdi. Sinir var, kasılma, egzama, astım, alerji. Hepsi psikosomatik, yani psikolojiyle alakalı. Yani şurayı düzelttiğiniz zaman kafayı, otomatikman bunların hepsi değişiyor. Bir şey de eklemek istiyorum. Bazen ben unutuyorum söylemeyi ama genellikle şunu söylüyorum. Diyorum ki bak benim programıma katılmadan önce 100 fotoğrafını çek diyorum ben. Şurayı böyle çek diyorum. Sonra programa katıldıktan 3 ay sonra çek diyorum. Ve yüzdeki bütün şu kırışıklıklar falan var ya hepsi geçiyor. Çünkü oradaki kasılmalar, yüzdeki kasılmalar da gevşiyor. Ve insanın ten rengi değişiyor. Bunu çok kere ispatladık. Çok kere ispatladık. Ama size söylediğimi unutmuştum. Herhalde bunun tebessümle çok şey var, alakalı bir şey. Çünkü daha çok tebessüm edebiliyorsun. Hani öğrendiklerimizi uyguluyoruz, uyguladığımız için tebessüm yüzümüzden eksik olmuyor. Bence o yüz hatlarının değişmesi de ondan ileri geliyor gibi geliyor bana. Etkenlerden bir tanesi o. Bir de hayatı insan kontrol edebiliyor ya, direksiyon edindi ya, öyle düşünün. İnsanın hayatı, insanın eline geçiyor tekrar. Direksiyonu öyle düşünün. Eline geçince ne oluyor? Mutlu oluyor. Gelecekle alakalı kaygı, tedirginlikler azalıyor. Kendini güvende hissediyor, mutlu hissediyor. Midedeki kasılmalar gidiyor, yüzündeki kasılmalar gidiyor. Ensedeki, omuzlardaki bu ağırlıklar, hani kasılmalar falan var ya, devamlı masaja gitmeye ihtiyacı oluyor insanların. O gerginlik gidince otomatikle sağlık düzeliyor. Anlatabildim mi? Sizdeki kasılmalar da böyle gitti. Size en ilginç gelen şey neydi? Mesela sizdeki en ilginç öğrendiğiniz konu neydi? Mesela hayatla alakalı öğrendiğiniz en ilginç şey neydi? Sanırım switch tekniğiydi. Böyle kötü görüntüleri siliyoruz ya. Beynimizdeki negatif düşünceleri bir anda silebiliyoruz. 6 kere yaparak geçiyor. Bunu öğrendiniz. Size ilginç geldi. Aynen. Beynimizdeki kötü düşünceleri siliyoruz. Hemen silebiliyorsunuz. Bu tekniği öğrenen çoğu insan travmasını çok hızlı silebiliyor. Korkusunu, kaygısını, uçak korkusu, panik atak, depresyon, geçmişte yaşadığı bir trafik kazası otomatikman kafada kalıyor değil mi? Bunları ne yapabiliyor? Çok anında silebiliyor. Size bu ilginç geldi değil mi? Evet. Vesvese geldiği zaman, böyle kötü düşünce geldiği zaman, içimden kötü düşünce geldiği zaman hemen ona bir mantıklı bir şey bulabiliyorum ona. Hani o düşünceyi silebiliyorum hemen kafamdan. Hemen vesvese. Önceden akşama kadar onu düşünürdüm yani. Sarar sarar geri sarardım. Şimdi öyle değil. Şimdi aklıma geldiyse hemen silebiliyorum aklımdan. Hemen böyle değildir, böyledir. Hemen düzeltebiliyorum onu. Dersin. Hemen kafadan çıkarabiliyorsun değil mi? Aynen hocam. Hemen çıkartabiliyorum kafamdan. Kötü düşünce geldiği zaman hemen çıkartabiliyorum. Peki şimdi insanlar bu videoları izliyorlar. Şimdi bu videoyu izleyecekler. Diyecekler ki ya gerçekten bizde de çalışır mı? Yani bende de olur mu? Onu diyecekler. Ya tamam, Songül Hanım yapmış. Daha önceden de 7500 kişi yapmış. Bizim programlara 7500 kişi katıldı. Onlar da çalıştı bu sistem ama bende çalışmaz hocam. Benim kafada olmuyor diyenlere ne dersiniz? Bence herkes de olur diye düşünüyorum. Çünkü inanmak ve istemek gerekiyor. İnanmak. İnançlı bir şekilde. Aynen, inanmak ve istemek gerekiyor önce. Hani düzeleceğine inanırsa bir insan, o her harikada düzelir yani. Hele de sizin programınıza katılırsa zaten düzelir. Evet. O %100. Allah razı olsun. Bizim katıldığımız mentörlük programlarına, aynen. Evet, onlarla ilgileniyoruz. Hep onların yanında oluyoruz 3 ay boyunca. Aynen, ben mesela birinci basamak eğitimini aldım. Onu bitirdim. İnşallah ikinci basamağı da alacağım. Üçüncüyü de alacağım inşallah. 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 Herkese de tavsiye ederim Mahir Coaching Akademi grubuna girmelerini. Çünkü gerçekten bana çok faydalı oldu. Sizden Allah razı olsun diyorum hocam. Ekibinizden de. İnşallah
bunu dinleyenlere de feedback olur. Dinleyenler de inansınlar yani. Bak ben buradayım, canlı şahidiyim. Onlar da harekete geçsinler değil mi? Bence de harekete geçsinler hocam. Yani bekleyerek, zamana bırakarak, kafayı kuma gömerek bir şey çözülmüyor. O yüzden yapacakları tek şey harekete geçmek. Kendilerine inanmak. Başkaları yapıyorsa, onlar düzeliyorsa, herkes düzebilir. Kendisi de düzelebilir. Anlatabiliyor muyum? Eğer Marslı değilse tabii. Hepimiz insanız. O zaman düzelebilir. Sonra bizdeki çalışmalar çok herkesin anlayacağı dilden konuşuyoruz. Öyle değil mi? Farkımız ne? Dışarıdaki psikologlardan, psikiyatristlerden veya dışarıdaki yaşam koçlarından veya uzmanlardan farkımız ne? Sizce? İlim ve bilim beraber hocam. İlim ve bilim bir arada. En önemlisi bu zaten. Belki de beni buraya çekti bu oldu. İlim ve bilim bir arada. Yani bilgi bir insansınız gerçekten. Kesinlikle. Rabbim sayınızı artsın inşallah. Amin amin. Yani çift kanatlı gidiyoruz. O yüzden hep kartal hikayesini anlatıyorum ya, kartal hikayesi. Tek kanat, tek bilim olmuyor. Evet. Uçmuyor çünkü kartal. İlim ve bilim. Yani batıdan alınan bilim tamam okey ama tercüme edilmediyse bizim kültürümüz, değerlerimiz, inançlarımız çerçevesinde yani bu kanat o zaman uçmuyor kartal. Bir yerde eksik kalıyor, bir yere düşüyor. Veya düzeliyor, 3 ay sonra yine bozuluyor. Peki son olarak hayatınızın en çok neresinde kullanıyorsunuz öğrendiğiniz teknikleri? Evimin içinde kullanıyorum en çok. Evet. Ailemin içinde kullanıyorum en çok, ailemin içinde. En önemlisi de zaten o. Önce ailemin içinde kullanıyorum. Yani şunu da fark ettiniz mi? Kelimelerinizin gücü nasıl oldu? İkna kabiliyetiniz bu çalışmalardan sonra? Çok güçlendi hocam. Gerçekten. Siz sanki evet, çok güçlendi. Bir şey söylediğiniz mi tak diye oluyor değil mi artık? O yüzden diyorum birinci basamağı bitirdim Allah'ın izniyle. Evet. İnşallah ikinci basamağa da gireceğim ve üçüncü basamağa da gireceğim inşallah. Böyle devam edeceğiz. İnşallah. Emin adımlarla yürüyeceğiz hedefimize doğru. 5 tane sütünde hayatımızın 5 sütünü biraz önce tarif ettiğim gibi o 5 sütünü sağlam aynı düzeye getirip üzerine hayat binasını güçlü bir şekilde oturtturmak için bu 5 sütüne hitap ediyoruz biz. Ne yapıyoruz? Kişilik, karakter, sağlık, finansal bereket, meslek ve aile. Bunların sıralamasını insan kişiye göre değişiyor. Bekar kişilerde yeri değişiyor. Ama bu aileyi şuraya getirebilirsiniz, buraya getirebilirsiniz. Size bağlı, kişiye bağlı ve bunların üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Peki son cümle olarak bu videoyu izleyen insanlara ne dersiniz? Neyi eklemek istersiniz Songül Hanım? Ne yapsınlar? Hemen başvuru göndersinler mi? Yani onlar için fazla bir şey istemiyoruz. Yani sadece onlar bir başvuru gönderecekler bize. Biz de şu anda nerede olduklarını, nereye gitmek istediklerini öğrenmek istiyoruz. Ondan sonra onlara bir plan çıkaracağız. Bu kadar. Yani bu söylediklerime ne eklemek istersiniz? Hayatlarının daha güzel bir yerlere gelmesini istiyorlarsa, yaşamlarının daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı yerlere gelmek istiyorlarsa, bu videonun galiba altına tıklasınlar. Evet. Size başvuru göndersinler. Aynı benim yaptığım gibi. Evet. Hiç zor değil. Bir tek tıklıyorsun bitiyor. Devamı geliyor zaten. Ondan sonra bizim arkadaşlar ne yapıyor? Oradaki forma göre, onların cevaplarına göre. Kişiye göre analiz ediyorlar. Bakıyoruz, analiz ediyor arkadaşlar. Sonra uyuyor muyuz birbirimize? Bakıyoruz, uyuyorsak arkadaşlarımızı arıyor. Sonra eğer uyuyorsak bizim programlarımızı alıyoruz. Ve onları ne yapıyoruz? A noktasından, şu anki durumdan, mevcut durumdan arzuladıkları duruma ne yapıyoruz? Götürüyoruz ve hem bilimsel hem ilimsel yolla yapıyoruz bunu. Yani elimizde böyle bir yani hokus pokus yapan sihirli değnek yok. İlaç yok. İlaç vermiyoruz. İlaçlara karşıyız. En önemlisi bu. Evet.
Ondan sonra yardım edemeyeceğimiz kişileri zaten almıyoruz programımıza. Boş vaatler yok ve onları arzuladıkları hedeflere götürüyoruz biiznillah. O zaman yapacakları tek şey videonun altındaki linke tıklasınlar, bize başvuru göndersinler, bu kadar. Herkese Avusturya'dan kucak dolusu selamlar. Almanya'dan, Duisburg şehrinden bu videoyu izleyenlere kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Hemen videonun altındaki linke tıklasınlar, bizimle ön görüşme yapmak için başvuru göndersinler. Herkese selamlar.